Efendim merhabalar, iyi akşamlar Habertürk ekranlarından. Tarihlerimiz 19 Nisan Çarşamba, saatlerimiz 18. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberle karşınızdayız, hemen başlayacağız. Sıcak gelişmeler de var, onları da sizlere birazdan aktaracağız. Yüksek Seçim Kurulu'nun iki kararı tartışılıyor. Hem bu kararı hem bunu nasıl anlamamız gerektiğini, muhalefet tarafından niye eleştirildiğini konuşacağız hukuki boyutlarıyla. İkinci başlığımız yine seçimi de ilgilendiren bir mesele, Hatay Havalimanı. Efendim Hatay Havalimanı tartışmasında kim ne dedi bakacağız. Niye havaalanına uçaklar yolcu taşıyarak inemiyor da yolcu alıp kalkabiliyor? Bunu konuşacağız. Teknik boyutlarına da bakacağız. Gerçekten eleştirildiği gibi bir durum var mı? Yoksa bu mesele tamamen sivil uçuş kuralları ve teknik durumlarla ilgili bir mesele mi? Eğer öyleyse niye bugüne kadar düzeltilmedi gibi soruları soracağız. Onlara yanıt arayacağız. Üçüncü başlığımız, az önce haberi geldi. Bu güzel bir haber. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nde Halkbank kararına ilişkin bir gelişme yaşandı. O gelişme Halkbank'ı olumlu anlamda doğrudan etkiledi bu arada. Şöyle borsaya bakarsanız hemen görürsünüz. Bunun detaylarını da inceliyor olacağız ana haberde. Hemen başlayalım. Şimdi bugün kesin aday listeleri açıklanıyor. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. Önce Habertürk muhabiri Oğuzcan Obuz'a dönelim. Hemen detaylarını Oğuzcan'dan alalım. Sendeyiz Oğuzcan. Evet, gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Özellikle saatler kaldı da diyebiliriz. 17'den sonra açıklanacağı biliniyordu. İşte bu doğrultuda verilen kararların hemen akabinde listenin Yüksek Seçim Kurulu'nca tamamen hazırlanmasıyla birlikte gün içerisinde hem internet sitesinden hem de resmi gazeteden paylaşılmasını bekliyoruz. Özellikle kritik virajlardan biriydi. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı adayları netleşmişti. Şimdi ise gözler milletvekili adaylarına çevrildi. 15 Nisan'da geçici milletvekili aday listeleri paylaşılmış. Bundan sonra da itiraz süreci yürütülmüştü. İşte o itiraz sürecinin hemen akabinde dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bir araya geldi ve tüm itirazları karara bağladı. İşte bu kararın hemen akabinde de listelerin hazırlanması sürecine başlandı. Artık önümüzdeki saat diliminde de bu listelerin açıklanmasını bekliyoruz. Özellikle bir değişim olacak mı? Geçici milletvekili aday listesinden kesin listeye geçiş sürecinde hangi partiler hangi isimleri değiştirecek? İşte tüm bu süreci kontrol etmeye devam edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz diyelim, sözü size bırakalım. Oğuzcan, teşekkür ediyoruz. Şimdi listelerde durum böyle. Şöyle de bir durum var. CHP'de az önce, yani biz ana habere girmeden kısa bir süre önce milletvekilliği yapmış olan, 3 dönem milletvekilliği yapmış olan Özcan Purç'u partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gerekçe olarak da şimdi şöyle, kendisi aday gösterilmedi. Başvuru yapan 10 Roman milletvekili adayından hiçbirinin Cumhuriyet Halk Partisi içinde listeye konulmamasını gerekçe olarak gösterdi. Bir açıklama yayınladı. Romanları hiçe saydınız dedi o açıklamasında CHP'ye yönelik olarak. Yeni dönemde aday listesinde kendisine yer bulamadığı için eleştirilebilir düşüncesine karşında açıklamasında etraflıca uzun bir açıklama. Yani ben kendimle ilgili söylemiyorum bunu. Türkiye'de yaşayan milyonlarca Roman vatandaş var. Bunların hiçbirisini, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan hiçbir Roman vatandaşını aday göstermedi. Bizim üzerimizi mi çizdiler, Romanların üzerini mi çizdiler gibi böyle sert ifadelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini söyledi. Listeler demişken bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Afyonkarahisar mitingiyle başlamıştı seçim mitinglerine. Sonra açılışlar yaptı, Eskişehir'e gitti. Bugün de Denizli'de olacak. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin deprem nedeniyle ara verdiği açık hava toplantıları var. O toplantılar, açık hava toplantılarına yeniden başlayacak Bahçeli. Nisan ayında 8 ilde miting yapacak MHP lideri Devlet Bahçeli, onu da belirtelim. 24 Nisan'da Kastamonu ve Çankırı'da, 25 Nisan'da Nevşehir ve Niğde'de, 29 Nisan'da Eskişehir ve Kütahya'da, 30 Nisan'da da Karabük ve Bartın'da vatandaşlara seslenecek Devlet Bahçeli. Şimdi efendim şöyle muhalefete bakalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinop'ta sağanak yağış altında bir miting yaptı. İyi Parti kazanacak, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak dedi. Gençlerden oy istedi. Akşener altılı masaya dönüşüne ilişkinde, bu arada bahsettiği isim Mansur Yavaş da Sinop'taydı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Dedi ki niye döndüğüne dair, beni jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu dedi. Açıklamanın özetine bakalım.
Gençler, sizden rica ediyorum. Sandığa mutlaka gideceksiniz. 14 Mayıs İYİ Parti birinci parti, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Başbakanlık hedefini de yineledi. Oylarınızı vereceksiniz. Birinci parti yapacaksınız. Ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek, sonra da başbakan olacağım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Sinop'taydı. Altılı masaya dönüşünde Yavaş'ın etkili olduğunu söyledi. Sayın Mansur Yavaş'la Sayın İmamoğlu'nun mutlaka bu sistemin içinde olmasını istemiştim. Dolayısıyla öyle bir masada işte problem oldu. Her ikisi de geldiler. Bir televizyona gittim. Televizyonda dedi ki ilgili arkadaşımız, ya dedi, siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki dedi, dış güçler oturttu. Beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Mansur Yavaş da Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. Madem siz kendinize oy vermeyenleri böyle terörist hainlikle suçluyorsunuz, o zaman onlardan vergi de almayın. Yedili masa, yedili masa diye sürekli olarak biliyorsunuz televizyonlarda alay ederek konuşuyorlar. O yedinci ayak dediğiniz başka partilerle işbirliği yapmış, seçime giriyor. Ancak onunla hemen hemen aynı görüşü savunan, bu ülkedeki Türk bayrağını sakıncalı bulan, özellik isteyen tipler şu anda AK Parti listelerinden milletvekili adayı oluyor. Efendim, şimdi 14 Mayıs'ta oy vereceklerin sayısı açıklandı. Deprem bölgesindeki 11 ilteki durum netleşti. Daha önce paylaşmıştık bunları, il bazında şu an göremiyoruz diye, onları da görüyoruz artık. Hatay'a bakacağız bugün, çünkü orada Hatay Havalimanı üzerinden devam eden bir tartışma da var. Önce 2019 yerel seçimlerindeki durum, bugün arasında nasıl bir değişim var, ona rakamlar üzerinden bakalım. Sonra açıklamaları da paylaşalım sizlerle. Bu arada pek çok ilde, depremin yaşandığı pek çok ilde seçmen sayısında artış var, azalma yok. Yani aynı milletvekili sayısı çıkacak demiştik, buralardan göç olacak, yıkılan binalar var, yaşamını yitiren vatandaşlar var diye. Şimdi diyeceksiniz ki nüfus nasıl düşmemiş? Çünkü 2018-2019, yani 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2019 yerel seçimlerinden sonra bir nüfus artışı da var. Onun da etkisiyle aslında pek çok depremin yaşandığı ilde seçmen sayısında azalma değil, artış var. Hatay'da durum biraz farklı, çok az farklı. 2019'daki seçmen sayısı yerel seçimlerde 1.067.817 idi. Bugünkü seçmen sayısı 1.062.040 kişi. -5.777 değişim var Hatay'da. Yaşamını yitiren vatandaşlarımız oldu. Hatay'ı terk eden vatandaşlarımız oldu. Bu normalde 1.067.817 sayısı belki 1.200.000 olacaktı. 1.300.000 olacaktı seçmen sayısı, bu artan nüfusa bağlı olarak. Ama Hatay'da bir eksilme yaşandı. Bir süredir sivil uçuş yapılamıyor. Ana başlıklarımızdan birisiydi haber girişinde. Uçaklar Hatay'dan yolcu alıp kalkabiliyorlar. Ama Hatay'a yolculu uçak inemiyor. Seçim tarihi yaklaştıkça bu durum tartışmalara neden oldu. Açıklamalar yapıldı bunun üzerine. Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü şöyle söyledi. Hatay Havalimanı tartışmalarına dönük olarak birkaç tane tweet attı. Dedi ki, Hatay'a 16 Şubat tarihinden itibaren Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin yayımladığı notam sebebiyle girişte yolcu alınmamaktadır. Sadece insani ve kurtarma amaçlı yolcular hariç. Hatay çıkışında ise normal yolcu alınmaktadır. Örneğin 17 Nisan Pazartesi Hatay'dan 7 seferimiz bulunmaktadır, dedi. Var mı devamı Bilal Ekşi'nin açıklamasının? Peki, Lütfü Savaş ne dedi? Hemen Lütfü Savaş ne demiş? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dedi ki, herkes 17 Mayıs'a kadar Hatay'a neden bilet alınamadığını merak ediyor, dedi. Notamın güncellenmesinin önünde engel mi var, dedi. Pist konusunda sorun varsa açıklasınlar. Seçime az kaldı, yurttaşlarımız geri dönüp oy kullanmak istiyorlar. Ama uçak yok diye oy kullanamıyorlar şeklinde biz anladık bunu. Şimdi bu durumu şöyle sizle paylaşalım. Önce Hatay'la ilgili olağanüstü hal, deprem bölgesine ilerledikten sonra bazı, Hatay'la ilgili değil, bütün deprem bölgesindeki illere dair bazı kararlar alındı. Hatay Havalimanı biz oradayken yapılmaya başlandı. Bir hafta içerisinde pistin bir bölümü yapıldı. Hatta pisti kim yaptı tartışmaları da hatırlarsanız oldu. Pist yapıldıktan sonra uçaklar inmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki, ya yolcu alıp kalkabilen uçak yolcu alıp nasıl inemiyor diyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki, giderken insani yardım götüren
uçaklar niye yolcu götüremiyorlar aynı anda? Eğer bu teknik bir sorunsa, bu pistin tamamı niye yapılmadı, bu teknik sorun giderilemedi? Veya diyeceksiniz ki Hatay'a yolcu götürmüyorlar. Ama şimdi yani Hatay'a gidenler işte Adana'ya inip gidebiliyorlar. Karayolları açık. Hatay ya seçimde oy kullanmak için sadece uçak mı alternatif? Hayır, değil. Ama uçak olmaması işi güçleştiren bir durum mu? Evet, bir miktar güçleştiren bir durum. Bunları biz konuşmak istiyoruz teknik boyutunda. Yani ne oldu ne bitti? Siyasetin üzerinde. Gerçekten siyaseten tartışılacak bir mesele mi bu? Yoksa başka bir boyutu var mı? Habertürk yazarı Güntay Şimşek konuğumuz. Niye Güntay Şimşek konuğumuz? Çünkü bu işleri iyi bilen bir isim. Pistler dahil. Güntay abi şöyle, hoş geldin Ana Haber'e. Hoş bulduk. Ne oluyor? Yani şöyle sorayım. Ben bazı yetkililere sordum, Türk Hava Yolları yetkililerine. Dediler ki uçak iniş yaparken pistin uzunluğu ile ilgili yolcu ve kargoyu aynı anda taşıyacak bir imkan yok. Ya kargo götürülecek, yani yardım malzemeleri vesaire götürülecek ve insan birkaç insani yardım uçuşu olacak. Ya da yolcu taşınacak. Ama kalkarken öyle bir sorun yok. Kargoyu indiriyoruz, yolcuyu alıyoruz, getiriyoruz gibi bir şey söylendi. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Burada yaşanan durum nedir? Ya öncelikle şimdi o pist kırıldığı için, hani fay hattında olduğundan dolayı, işte bulunduğu yerin sulak alanı olması sebebiyle, daha önce orada göl benzeri. Evet, Amik Ovası kurutulmuş daha sonra. Kurumuş, çekilmiş ama zaman zaman su basıyor. Bu tarz şeyler yaşıyorduk. Oradan hareketle bir tartışma oluyordu. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye denize de havalimanı yapan bir ülke. Dolayısıyla Amik Ovası'na da daha önce su olan, deniz olan yere de şey yapabilirsiniz. Havalimanı yapabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok ama sıkıntı şu. Onun kriterlerini dikkat alarak yapmanız. Birincisi o, ikincisi de fay hattı. Şimdi bizim konumuza gelirsek, burada 3000 metrelik pistin 2000 metrelik bölümü şu an hizmete açık. Diğer 1000 metrelik bölümünü açmadık. Çünkü oradaki hasar, kırık oranı, etkilenme oranı çok daha yüksek. Dolayısıyla 2000 metrelik bölümündeki hasarı onarıp açıldı. Ama onardığınız bölüm de mukavemeti ne kadar yüksek, ne kadar dayanıklı, ne kadar baskıya tepki verebilir bilmiyorsunuz. Nasıl yani? Mühendislik yok mu burada? Şimdi şöyle bir şey var. Normal pist yapsanız, pist çok, şöyle bu masanın yüksekliğini düşünün. Pist katmanlardan oluşuyor. Altına mucurunu, taşını, şeyini böyle katman katman geliyorsunuz. Bunun altında da bir ayrıca bir toprak var. Bunu sıfır yaparken mühendisliğinizi yaparsınız, koyarsınız, ölçersiniz. Ama 2000 metrelik bir pist olduğu zaman bunu boydan boya ne kadar hasar gördü, ne oldu? Çünkü yüzeyde iki yer patladı, kırıldı, yaptınız da toplamını nasıl bileceksiniz? Şu anki süreci aslında, o NOTAM süreci, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin TÜBİTAK'a verdiği bilimsel araştırma süreci devam ediyor. Onun için uçaklar giderken yolcu almıyor. Ağırlık, mesela insanın yardım malzemesi başka bir şey, yolcu başka bir şey. Ya ikisini bir arada almıyor. Daha hafif bir uçaklar. Yok, ikisi öyle bir şey değil. Özellikle yolcudan kaçınıyor çünkü yolcu canlı, risk daha fazla. Bu ayrı bir şey. Senin dediğin ağırlık mevzusu, diyelim ki tek başına bir kargo uçağı gidiyor. Ağır, yani normal bir yolcu uçağının hem yolcu hem de kargosunun sahip olduğu ağırlıkla gidiyor. Ona insanın yardımı, onlara izin veriliyor. Neden? Ya i̇şte o orada niye inemiyor? O inip inmeme mevzusu, bu riski almak istemiyorlar. Çünkü bu 17'sine kadar da değil. Bu aslında 12'sinde başladı. 17'sinde bir daha uzatıldı. 17 Mayıs'ta bir daha, yani 17 Mayıs'ta bitecek de yolculuğu başlayacak diye bir şey yok. Bilimsel çalışmalarında yetişeceğini de zannetmiyorum. 17 Mayıs'ta bir daha uzatılacak. Uzatılacak o zaman. Kesinlikle seçim uzatılır. Hatta bir de uzatmakla kalmayacak. Belki pistin o 2000 metrelik bölümünden değişik örnekler alınacak. Karotlar şey yapacaklar ve denecek ki pistin şu bölümünü kırın, sıfırdan bir daha yapın. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacınız olacak. Onun için o iş uzayabilir. Çok özür dilerim, bölüyorum. Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan konuşmaya başladı Denizli mitinginde. Oraya dönelim şimdi. Şimdi diyor ki bir doğru altı yanlış götürür. Bu ne demektir? Onu tabii şimdi 7'ye çıkarmak lazım. Altılı masa 7 oldu ya. Dolayısıyla oranın tamamını silip süpürmesi lazım. Buna hazır mıyız? Mesele yok.
İnşallah Cuma günü kavuşacağımız Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Ve güzel bir pankart daha var. 6+1 masanın son kullanma tarihi 14 Mayıs diyor hanımefendi. Bu ne demektir biliyor musunuz? 14 Mayıs'ta bunlar siyasi mevta olacaklar. Hazır mıyız buna? Bak güzel bir çelik hazırlamışlar. 7 geri 1 ileri masayı devirdi reisin heybeti. İşte bizim kadın kollarımız böyle zeki. Eyvallah. Ve Denizli'nin horozları tellidir. Ak kadınların lideri bellidir. Sana Denizli'den çıkmaz aş. Hadi bay bay Kemal naş naş. Neler yapmışsınız ya? Ünleyi verin Bay Kemal'i, görüvesin Teknofest gençliğini. Gençlerin yedili masaya karnı tok. Bugün Denizli'de sizlerle bir araya gelerek çifte bayram yapıyoruz. Biliyorsunuz Ocak ayında uzunca bir aranın ardından yine sizlerle hasret gidermiş, kucaklaşmıştık. Karşımdaki şu muhteşem tabloyu görünce ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ı sizler silme götüreceksiniz AK Parti ile. Biz Denizli ziyaretimizden 10 gün sonra yaşadığımız 6 Şubat depremleri sebebiyle uzunca bir süre tüm dikkatimizi maşallah maşallah vaktimizi enerjimizi deprem yaralarının sarılmasına verdik. Bu arada altılı masa önce bölücü örgütün uzantısı partinin de katılımıyla yedili oldu. Sonra iki belediye başkanını da eklediler. Ne oldu? 9. Ya bunların yaptığı iş farklı bir şey. Epeyce bir kavga dövüşün ardından nihayet Bay Bay Kemal'i aday olarak ilan etmeyi başardılar. Masanın adayının belli olmasıyla birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de tüm güçleriyle bu isme destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Nereden? Kandil'den. Kandil'den tehdide başladılar. Cudi'den, Gabar'dan, Tendürek'ten, Bester Deresi'nden. Zira artık İHA'larımızın, SİHA'larımızın, akıncılarımızın onları o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Şimdi de zaten ne diyorlar? Ne yapacaklarmış? Geliyorlarmış. Gelince işte bu İHA'ları, SİHA'ları, akıncıları filan bunları satacaklarmış. Ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Önce kendine gel. Çünkü bunların savunma sanayi diye bir derdi yok. İşte TCG Anadolu uçak gemimiz. Sarayburnu'nda 30 bini aşkın insan ziyaret etti. Herkes coşku içinde. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor. Savunma Bakanına teşekkür ediyor. Artık bize dünyada ilkler arasındayız diyor. Seviniyor. Mutluluğu var. Ama bu mutluluğa maalesef
tahammül edemeyenler var. Amerika'dan Avrupa'ya, ülkemize ve milletimize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin tamamı da Bay Bay Kemal'in ve Yamalı Bohça ittifakının yanında saf tuttu. Biz ise her zamanki gibi Allah'a dayanarak, milletimize güvenerek, Cumhur İttifakı'ndaki hasbi ortaklığımıza inanarak yola revan olduk. Adaylığımızı zaten aylar öncesinden ilan etmiştik. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde milletimizin gösterdiği teveccüh, istikametimizin doğruluğunun işaretidir. Tabii biz bazıları gibi yıkmaya değil, inşa etmeye geldiğimiz için milletimizin huzuruna elimiz boş çıkmadık. Cumhuriyetimizin yeni asrındaki hayal ve hedeflerimizi önce Türkiye Yüzyılı Vizyonu başlığının altında topladık. Sonra da seçim beyannamemizde bu vizyonun ilk 5 yıldaki somut adımlarını sıraladık. Biz dersimizi iyi çalıştık. Burada seçim beyannamesi var. Burada da tüm teşkilatımıza gönderdiğim seçim beyannamemizin özeti var. Biz ders yapıyoruz. Çok çalıştık. İyi hazırlandık. Ve şimdi de inşallah 14 Mayıs'ta ben vatandaşlarımla birlikte bunları sandığa gömeceğiz. Tüm bu hazırlıkları yürütürken deprem bölgesini de asla ihmal etmedik. Bakanlarımız ilk günden beri gece gündüz sahalarda. Biz de felaket gününden beri her ilimizi defalarca ziyaret ettik. Arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, geçici barınma ve yardımdan kalıcı konutların temel atmalarına kadar çalışmaların her adımını bizzat yerinde gördük. Efendim, ben de sizi çok seviyorum. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremde yıkılan şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışmasıyla inşallah bu hedefe ulaşacağız. Depremin üzerinden henüz 2,5 ay bile geçmemişken inşallah bayramın ikinci günü yapımı tamamlanan ilk köy evlerini teslim edeceğiz. Ülke genelinde yürüteceğimiz afetlere dirençli şehirler projeleriyle ilgili hazırlıkları da hızla sürdürüyoruz. Bayram günü İstanbul'da bununla ilgili de bir müjdemiz olacak. Elbette ülkemizin önümüzdeki 5 yılıyla ilgili projelerimiz sadece deprem hazırlıklarından ibaret değil. Son 20 yılda ülkemizi asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla tanıştırmış bir iktidarız. Hem demokrasimizi geliştirmeye hem yeni yatırımlarla kalkınmamızı hızlandırmaya yönelik pek çok projemiz seçim beyannamemizde var. Bugün sizlerle önümüzdeki dönem önceliklerimizin başına alacağımız aile kurumumuzun güçlendirilmesi ve gençlerimizin desteklenmesiyle ilgili bazı başlıklarımızı paylaşmak istiyorum.
bu ülkenin 85 milyon vatandaşı hangi kökenden, hangi inançtan, hangi meşrepten olursa olsun aynı büyük ailenin birer ferdidir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyetimize kadar bu vatan toprakları üzerinde kurduğumuz tüm devletlerin temelinde de ne vardır? Aile. Aile bizim için kutsal. Ve bu aileyi, evet, CHP LGBT'leri besleyebilir. CHP terör örgütünün parlamentodaki uzantısı, HDP ile beraber bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'ye aykırı bir söz duydunuz mu? İYİ Parti'den bir söz duydunuz mu? Peki masanın etrafındaki o diğer yavrucuklardan bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yok. Ama biz ailemizin kutsiyetine inanıyoruz. Onun için de 14 Mayıs çok önemli. Dünyada ve ülkemizde aile kurumunu yıkmaya, çocuklarımızı ve gençlerimizi sapkın akımların pençesine itmeye yönelik kampanyalar hız kazandı. Bu tehditlere karşı ailemizi ve evlatlarımızı maddi ve manevi tedbirlerle ne yapacağız? Koruyacağız. Ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız, buraya dikkat, aile ve gençlik bankası bunun ilk adımı olacak. Aile kalkanı programıyla ev hanımlarından çocuklarımıza ve gençlerimize kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. İlk müjdemiz ev hanımlarına. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin 1/3'ünü devlet olarak biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize eğitimlerinden iş kurmalarına ve evliliklerine kadar her aşamada gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Böylece gençlerimiz maddi sıkıntıya düşmeden kolayca altından kalkabilecekleri şartlarla yuvalarını kurabilecek. Üçüncü müjdemiz ailenin tüm fertlerine, her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Bir başka ifadeyle en az bir bireyinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız. Biz bugüne kadar verdiğimiz her sözü tuttuk. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir şey de söylemedik. Bu sözlerimizi hayata geçireceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Kardeşlerim, şimdi Denizli'den öyle bir ses verin ki altta Akdeniz'e, karşıda Ege'ye, üstte Marmara'ya kadar duymayan kalmasın. Hazır mıyız?
Denizli 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Denizli 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Denizli 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Denizli 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Denizli şimdiden kararını vermiş. Ege'nin göz bebeği Denizli'ye de böylesi yakışır. Biliyorsunuz eski Türkiye'de iki anahtar vaadiyle gelip insanlarımızı ellerindeki anahtarlarından da edenler vardı. Artık mazide kaldığını sandığımız bu zihniyet yeniden hortladı. Bir gün şu kadar milyar dolar buldum ülkeye getireceğim diyor. Arkasına bakıyorsunuz, ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Ertesi gün bilmem ne kadar milyar dolar getireceğim diyor. Arkasına bakıyorsunuz, sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali çıkıyor. Ya bay bay Kemal, bu Londra'nın tefecilerinin işi gücü yok da sana niye bu kadar parayı versin ya? Kaldı ki bunlar tefeci. Bu işleri çok iyi bilir. Peki şimdi soruyorum. Bay bay Kemal, bu 200 milyar doları getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Ben şimdi halkıma soruyorum. İnanıyor musunuz bu adama? Madem getirdin, hadi söyle bakalım yerini. Adresini söyle, bilelim. Ya hayatı bu adamın yalan. Kardeşlerim, 200 milyar dolardan bahsediyorsun. 200 lira değil ha, 200 milyar dolar. Ya Londra'nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Sen kimi burada aptal yerine koyuyorsun? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Ve inşallah 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek. Milletimiz için biz hep büyük hayaller kurduk. Ama hiçbir zaman hayal satmadık. Hep ayakları yere basan programlar, projeler uyguladık. Yatırımlar yaptık. Ülkemizi 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma bu şekilde kavuşturduk. Türkiye'de milli gelirimiz biz geldiğimizde neydi biliyor musunuz? 3600 dolar. Şimdi ne oldu? 10.650 dolara çıkardık. Bunu biz yaptık biz. Bay bay Kemal. Laf ola beri gele yok. Bu başarılara ulaşmak öyle de kolay olmadı. Nüfusumuz artarken biz çok daha büyüdük. Ülkemiz nice saldırılara maruz kalırken biz çok daha güçlendik. Dünyamızda ve bölgemizde nice zorlu sınama yaşanırken biz hep kendi yolumuza yürüdük. Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizi engellemesine izin vermedik. Şimdi ülke ve millet olarak yeni bir seçimin, yani yeni bir tercihin, yeni bir yol ayrımın arifesindeyiz. Ben şimdi özellikle de Denizlili kardeşlerime öyle inanıyorum, öyle inanıyorum ki 14 Mayıs inşallah Bay Bay Kemal'in siyasi mevta olduğu, yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak. Biraz sonra adaylarımızla beraber karşınıza çıkacağız. İşte adaylar, işte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık. Hepsi de sizin tartınıza, kantarınıza çıkıyor.
Maşallah. Gençler, ben kadın kollarımıza çok inanıyorum. Ama gençlerimize de inanıyorum. Ana kademimize inanıyorum. Durmak yok. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye 100 yılını kime emanet edersiniz? Soruyorum. Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkenizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Mesele bu. Kardeşlerim, Denizli bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. İnşallah 14 Mayıs'ta Denizli'den yine rekor bir destek bekliyorum. Denizli'nin tüm milletvekillerini AK Parti'ye vermeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ana kademe kapı kapı dolaşıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi kardeşlerim, ülkemizin 81 vilayetinde hep söylediğim bir şey var. Biz 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asıllık eksiklerini bu sayede tamamladık. Şehirlerimizin ayaklarındaki geri kalmışlık prangalarını bu şekilde kırdık. Tek bir karış vatan toprağı yoktur ki bu eser ve hizmet siyasetimizin eli değmemiş olsun. Son 20 yılda Denizli'ye de bugünün rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 70 milyar bu yatırımı yaptık. Peki bunlar ne yaptı ya? İzmir bunlarda değil mi? Peki İzmir Belediyesi'nde şöyle sesini duyduğunuz bir yatırım var mı? Yağmurlar yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Körfez'de kokudan geçilmiyor. Bakın biz eğitimde Denizli'ye 4.264 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8.104 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 58 adet spor tesisi yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Nerede? Denizli'de. Denizli'ye 1000 yataklı bir şehir hastanesi kazandırma çalışmalarında şu anda ihale sürecindeyiz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10.815 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 834 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk evim projemiz kapsamında Denizli'de toplam 3.150 konut inşa edeceğiz. İlk arsam projemiz kapsamında 16.000 altyapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine sunacağız. İlk iş yerim projemiz çerçevesinde yapacağımız 300 iş yerini esnaf kardeşlerimize vereceğiz.
kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 5.990 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Denizli'deki 7 millet bahçesi projemizden ikisini hizmete açtık. Üçünün yapımı, ikisinin projelendirme çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu nereye çıkardık biliyor musunuz? 442 kilometreye çıkardık. Çeşitli ilçe yollarımızdaki çalışmalarla inşası devam eden Aydın, Denizli, Antalya otoyolunu inşallah seneye bitiriyoruz. Bu otoyolun bitmesiyle Denizli ile ülkemizin önemli turizm merkezleri arasındaki ulaşım kolaylaşacak, bölgenin ticari potansiyeli artacaktır. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projemizin bağlantısı olan Selçuk-Ortaklar demir yoluna yapacağımız ikinci hattın proje çalışmalarını tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz. Çardak Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaparak havalimanımızı büyüttük. Tarım ve ormanda 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 92 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 4 yeraltı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali inşa ettik. Değerli kardeşlerim, tabii bütün bunlarla beraber inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Denizli'de 897 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Denizlili çiftçilerimize toplam yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni bir teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Denizli ve 15 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Bekirli'ye de doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerimizle Denizli'yi Türkiye 100 yılına hazırladık. Şimdi yarın Karadeniz doğal gazını ne yapıyoruz? Ateşliyoruz. Yaparsa inşallah yarın Filyos'tayım. Orada iftarı yapacağız. İftarımızı yaptıktan sonra da oradan doğal gazımızı ateşleyeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz destekle Türkiye 100 yılını da birlikte inşa edeceğiz. Bunun için çok çalışmamız lazım. İşte görüyorsunuz, içeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Tabii bunları söylerken insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıların da farkındayız. Kardeşlerim, bunlar desteği nereden alıyor? Kandil'de. Terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay Bay Kemal kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber. Meral Hanım kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber. HDP ile beraber. Hani ya siz onlarla beraber aynı masaya oturmazdınız? Ne oldu ya? Ne kadar çabuk da anlaştınız. İşte bu teröristlere benim milletim 14 Mayıs'ta yol vermez. Verir mi? Gereken dersi
sandıkta vermeye hazır mıyız? Kardeşlerim, bunlar Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldürenler değil mi? Bu selo şu anda içeride değil mi? Ne diyorlar? Bay Bay Kemal de, diğerleri de çıkaracağız diyorlar. Terörist başını ne yapacaklarmış? Onu da çıkaracaklarmış. Ya bu ülke ne zamandan beri teröristleri korur hale geldi? Benim ülkem asla teröristleri koruyan bir ülke değildir. FETÖ'cüler, PKK hepsi de ancak AK Parti iktidarında adam olmuşlardır. Yola gelmişlerdir. Bunlara gereken dersi Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Şimdi değerli kardeşlerim, bakınız, Avrupa, Batı hepsi dört gözle acaba Erdoğan nasıl gider? Bunu bekliyor. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile birlikte nasıl dimdik ayakta durduğunu 14 Mayıs'ta siz göstereceksiniz. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. Ve 14 Mayıs'ta da bunu başaracağımızı biliyorum. Ben de sizlerin yanındayım. Kardeşlerim, teşekkür ediyorum. Şimdi TOG'umuzu yaptık mı? TCG Anadolu'muzu yaptık mı? İnşallah bayramdan sonra da ben size inanıyorum. Allah'ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız. Ve bunlar varsın, yatsın, kalksın, hala salatalık, domates, patates bunlarla uğraşsınlar. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Ve bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var, ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten. Eğitimde ilk, orta, lise kitaplarımızı masaların üzerinde görüyor muyuz? Ücret veriyor muyuz? Bunların geçmişte böyle bir derdi var mıydı? Biz geldik, 78 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. 81 vilayetin tamamında üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Yahu çağdaş olmak bu, medeni olmak bu. 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 28.500 kilometre hamdolsun yolumuz var. Herkes arabasına biniyor, gazına basıyor ve Denizli'den nereye gidecekse oraya gidiyor. Daha yeni seçildik. Seçildiğimiz zamanda ilk iş neydi biliyor musunuz? Aydın Denizli yolunu
İlk iş 105 kilometre. O zaman kararı verdik ve yaptık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve sağlıkta, sağlıkta, dün akşamki televizyon programını izlediniz mi? İzledin mi? Savaşay'ın Bay Bay Kemal'le olan söyleşisini izlediniz mi? Ya ne diyor? Ben bir kitapçığını gösterdim. Broşür, broşür. Onun broşürü. Bu broşüründe aczini anlatıyor. Nasıl başarısız olduğunu anlatıyor. Ve Ok Meydanı SSK'da rehine alınan hastaları söyledim. Ve bunlar o dönemin genel müdürüydü Bay Bay Kemal. Buna 5 tane koyunu ver, kaybeder gelir. Yavrumuzun neşesi de çok yerinde. Evet. Demek ki 14 Mayıs'ta bay bay diyor muyuz? Buna hazır mıyız? Ve sağlıkta attığımız adımlarla bu şehir hastanelerinin halini görüyorsunuz değil mi? Pırıl pırıl. Ve benim vatandaşım artık bu hastanelere gittiğinde ne diyor? Devletimden Allah razı olsun diyor. Dünya bizim bu hastanelerimize gerçekten hasret. İstanbul'da Çam Sakura. O Covid döneminde yaşadıklarımız. Eğitimde bu. Ulaşımda bu. Sağlıkta bu. Biz yaparız. Söz verdik mi yaparız. Ve değerli kardeşlerim, TOG'umuz yollarda. Bütün bunlarla beraber şu anda değerli kardeşlerim, TCG Anadolu o da Sarayburnu'nda. E ben de sizleri seviyorum. Eyvallah. Kardeşlerim, milletimizi bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakmamakta kararlı mıyız? Şimdi Denizli'den bunlara öyle bir cevap verin ki hepsinin de kulağına küpe olsun. Hazır mıyız? Denizli, 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Siz kararı verdiniz. Ben size inanıyorum. Sizlerin bu kararlılığı ve coşkusu sandığa kadar sürdüğü müddetçe Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin tekerine
taş koyamaz. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Denizli milletvekili adaylarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. Denizli milletvekilimiz yeniden milletvekili. Efendim 19 oldu saatlerimiz. Ana habere devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy. Ben gündemimizin başlıklarından biriydi. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin Halkbank hakkında verdiği karar. Özetle Amerika Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme diyebiliriz. Buradaki karşılığı Anayasa Mahkemesi. Halkbank'a Amerika'da cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Detayını konuşacağız. Yani şöyle, Halkbank hakkındaki dava tamamen düşmedi ama Anayasa Mahkemesi Halkbank'ın savunmasındaki bazı noktaları, yani bankanın o şekilde yargılanmasına ilişkin kararı, alt mahkemenin kararını yanlış bulduğunu, alt mahkemenin tekrar karar vermesi gerektiğini söyleyip alt mahkemeye havale etti. Ben böyle anladım. Diner Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar detayları bizle paylaşacak. Bundan sonra ne olacağını da merak ediyoruz. Yani alt mahkeme tekrar aynı kararı verirse, tekrar yüksek mahkemeye gittiğinde ne olacak? Onu da bizle paylaş lütfen. Bu arada yanlış bir şey söylediysem de düzelt beni. Ali Çınar, seni dinleyelim. Öncelikle iyi yayınlar Mehmet Akif. Aslında Halk Bankası için bir olumlu bir olumsuz haber var. Biraz önce senin de dediğin gibi Anayasa Mahkemesi alt mahkemenin, yani New York'taki mahkemenin Halkbank yargılanma talebini net şekilde desteklemedi. Yani kabul etmediğini söyleyebiliriz. Bu olumlu. Ancak tekrar gözden geçir yargılanma sürecini ve dikkate değer şekilde yargılanma olur mu olmaz mı? Bunu hem Halkbankası avukatlarıyla hem de şahitlerle artık yargı süresi nasılsa tekrar aslında başa döndük diyebiliriz Mehmet Akif. Yani yani nasıl işliyor mahkeme süreç? Mesela burada Anayasa Mahkemesi'nin kararını biz esas kabul ediyoruz. Bazen tabii onların da son dönemlerde sıkıntıya girdiği şeyler oldu ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını esas alarak alt mahkemenin karar vermesi beklenir. Amerika'da bu böyle mi? Diyelim yerel mahkeme yine aynı kararı verdiğinde tekrar ne olacak? O süreç nedir? Şimdi aslında 26 sayfalık raporu baktığında nihai kararı alt mahkeme verir tarzında bir ibare var. Yani bunu alt mahkeme artık karar versin, tekrar gözden geçirsin ve karar versin iması çıkıyor. Ancak Halk Bankası avukatları farklı sebeplerle, yani Anayasa Mahkemesi'ne giderek hayır biz yargılanamayız, bu doğru değil diye tekrar farklı bir şekilde itiraz edebilir. Aslında Halk Bankası'nın en güçlü şekilde söylediği yabancı bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanamayacağı bir muafiyet yasası var. Bu muafiyet yasası nedeniyle aslında Anayasa Mahkemesi'ne itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi üyeleri olumsuz tarafından şimdi bahsedersek 7 evet 2 hayırla Halk Bankası aleyhine karar verdi. Yani dedi ki hayır, bu muafiyet savunmasını kabul etmiyoruz. Halk Bankası bu muafiyetten yargılanabilir ve getirdi olayı. Ama aynı şekilde de şunu söylüyor, yerel mahkemeye tekrar dönecek bu dava. Ve bu dava burada görüşülecek. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa Anayasa Mahkemesi'ne farklı şekilde Halk Bankası'nın itirazı olabilir. Ama gördüğümüz, yani 26 sayfalık rapora baktığımda topu açıkçası yerel mahkemeye atmış gibi görünüyor. O zaman Anayasa şöyle anlayabilir miyiz? Yani yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararına müzahir bir yargılama sonrasında tekrar müzahir bir karar vermek zorunda değil. Yani kendisi başka bir karar da verebilir. Bizdekinden farklı bir durum var orada. Evet, yani dava ya düşebilir ya da düşmeyebilir. Yani burada yerel mahkeme, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve değerlendirmelere bakarak farklı bir süreçte işleyebilir. Ama şunu net biliyoruz, yerel mahkeme %100 Halk Bankası aleyhine idi şu zamana kadar. O nedenle Anayasa Mahkemesi, Halk Bankası avukatları gitmişti. Yani değişebilir olan mi yani yüksek mahkemenin bu kararından sonra yerel mahkemenin bu aşamadan itibaren dosyayı inceleme şekli? Ben açıkçası Mehmet Akif çok
zannetmiyorum. Yani Anayasa Mahkemesi'nin söylediklerine dikkat edecek ama yerel mahkemede ben farklı bir kararın çıkacağını görmüyorum. Ama şu çok net, yani bir dosyanın geri gitmesi var. Yani Anayasa Mahkemesi direkt bunu kabul etmedi. Bu yargılama kabul edilecek şekilde. O nedenle bu Halk Bankası için olumlu. Ama şunu net söyleyebilirim. Biz bunu 2024'te, 2025'te bir şekilde gitgellerle konuşmaya devam edeceğiz. Yani manşet şu olur: başa geri döndük açıkçası Mehmet Akif. Peki. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Manşet başa geri döndük olur dedi Ali Çınar bitirirken. Efendim, Yüksek Seçim Kurulu peş peşe iki önemli karar aldı. O aldığı kararlarda şu an tartışılıyor. Biz de ana haberde konuşacağız. Başlıklarımızdan biriydi. Niye tartışılıyor? İki karar şu: milletvekili adayı bakanların istifa etmesine gerek yok. Birinci karar bu. Yani bakanların, bazı bakanlar daha önce istifa ediyorlardı, bazıları görevine devam ediyordu. Ama milletvekili adayı oldu tüm bakanlar, ikisi hariç Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı. İstifa etmelerine gerek yok dedi Yüksek Seçim Kurulu. Yani bu şekilde seçim çalışmaları yapabilirler dedi. Bu tartışılıyor muhalefet tarafından. Tek liste verilen 16 ilde Millet İttifakı ismi kullanılamayacak dedi. İkinci kararda bu. Burası çok önemli. Niye önemli? İtirazlar da var. Çünkü şöyle, burada biz daha önce sizle pusulayı paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. O pusulada zaten Millet İttifakı tek listeden seçime gittiği için bunu da anlatmıştık. Yani bizim bazı bölgelerde seçmenimizin bir takım alışkanlıkları vardır. Onlar partinin adına bakmazlar, fotoğrafa bakarlar, logoya bakarlar ve alıştıkları, yani oy alışkanlıklarına dair, işte çok eski, ben CHP'liyim, hep altı oka basarım diyen vardır. Ben Refah Partiliyim, Refah Partisi'nin amblemini nerede görürsem, değişse bile ona veya ona yakın bir ambleme basarım. Ve AK Parti'de de artık böyle bir kökleşmiş seçmen var. AK Parti'de işte nerede ampulü görürsem oraya basarım gibi yaklaşan seçmenlerimizin olması mümkün. Özellikle kırsal bölgede işte eğitimli olmayan ya da okuma yazması olmayan seçmenlerimiz, vatandaşlarımız da var. Onlar logoya bakıyorlar ve basıyorlar. Burada bir sorun olur muyu konuşmuştuk ve pusulaya baktığımızda Millet İttifakı içerisinde de diğer bileşenlerin, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin dört bileşenin gözükmediği bir pusula vardı. Yani orada sadece Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti ve CHP var. Dolayısıyla seçmen logoya bakacak, aa burada İYİ Parti ve CHP var. Cumhur İttifakı'ndaysa Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi bulunuyor. O yüzden de bu bir sorun olur mu acaba diye konuşmuştuk. Burada ise başka bir konu daha oldu. Yani tek liste verilen 16 ilde ittifak ismi kullanılmayacak. Orada yazmayacak yani Millet İttifakı diye bir şey. Ya da İYİ Parti CHP yan yana olmayacak. Ne olacak? CHP olacak sadece ya da İYİ Parti olacak sadece. Bakalım hemen o illere de. Önce tepkiye bakalım. Mustafa Tolga Öztürk'ün tepkisine bakalım. Doğru, sıralamamız böyle. Önce İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk sosyal medya hesabından şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Millet İttifakı protokolü YSK tarafından kabul edilmişken ittifakta yer alan partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmiş ve ittifaka dahil partilerin tek başlarına seçime girmeleri durumunda oy pusulasında hangi sırada yer alacaklarına dair bir kura çekilmemişken, ittifakı düzenleyen 136 sayılı genelge yayınlanmışken, seçime katılacak partiler ve ittifaklar YSK tarafından resmi gazetede yayınlanmışken, ilgili kanunlarda ve genelgelerde herhangi bir aksi düzenleme bulunmazken, başvurumuz tam da maç devam ederken yeni bir kural değişikliğiyle YSK tarafından oy çokluğuyla 7'ye 4 başkan ve 3 üyenin muhalefetiyle reddedildi. Kamuoyuna saygıyla arz ederim diyor YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk. Bazı tweette imla hataları var, siz de fark etmişsinizdir. Aksi yerine aski diye. Devam edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de bugün bu hususa değindi, tepki gösterdi, bir basın toplantısı düzenledi. Muharrem Erkek ne demiş? Ona da şöyle çok kısaca bakalım. Başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar. Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Biri çıksın bu aldıkları kararın yasal dayanağını göstersin. Gösteremezler çünkü maalesef talimatla, telkinle alınmış bir karar. Biz Millet İttifakı'yız. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize biz karar veririz. Siz karar veremezsiniz. Yüksek Seçim Kurulu'na da seslenmek istiyoruz. Yasal dayanağı olmayan hiçbir karara imza atmayın. Çünkü bir gün gelir herkes hiçbir ayrım olmadan
yine hukuk önünde hesap verir. Evet efendim, YSK'nın kararları tartışılamıyor bu arada. Yani onu taşıyabileceğiniz, değiştirebileceğiniz başka bir mecra, bir mahkeme, bir üst mahkeme yok. YSK bir karar verdiği zaman o karar kesin karar, seçimle ilgili. Dolayısıyla muhalefetin bu konuda tepkileri var. Tepkileri de az önce sizlerle de paylaştığım durum. Yani illerde özellikle tabii bakanların milletvekili olması ve seçim kampanyasına katılması konusunda belki değil. Biz bu arada bu hususu konuşacaktık hukukçu Rezan Epe Özdemir'le. Biraz rahatsız kendisi, geçmiş olsun da diyelim buradan. O yüzden yayınımıza katılamadı. Ama ben yayın öncesi kendisiyle de konuştum. Hani hem bu meseleyi hem diğer meseleyi yanlış anlatmamak için anlatmayayım. O belki tekrar yayına katıldığında paylaşır bizle. Ama YSK'nın kararı kesin. Burada tabii az önce anlattığım husus üzerinden logolarla ilgili bir sıkıntı var. Yani seçmen düşünün gelecek. Hangi illerde hangi parti logosunu göreceğimize bakıp belki bunu daha iyi anlatırız. Geldi diyelim. Nereden seçmen? 16 oy pusulasında var. Millet İttifakı yazmayacak. Çorumlu seçmenimiz geldi. Muhafazakar sağ partili bir seçmen. İyi Parti'yi burada görmeyecek logoda. Veya Saadet Partisi'ni, Deva ve Gelecek Partisi'ni görmeyecek. Demokrat Parti'yi görmeyecek. Sadece CHP logosunu görecek. Düzce'de keza öyle. Van'da, Bartın'da, Hakkari'de, Rize'de, Çankırı'da, Adıyaman'da, yani tüm bu illerimizde, Batman'da muhafazakar seçmen ya da sağ seçmen ya da Gelecek Partili, Deva Partili, Demokrat Partili seçmen Millet İttifakı'na oy verecekse eğer, ama CHP için değil de Deva, Gelecek, Saadet, İyi Parti için Millet İttifakı'na gidecekse orada Millet İttifakı'nın ne adını görecek ne de herhangi başka bir partiyi görecek. CHP'yi görecek sadece. Dolayısıyla burada CHP'ye oy veriyor hissine kapılacak. Yani CHP'ye oy veriyor hissine kapılması şöyle. CHP'li bir seçmense bir problem yok ama değilse ittifak zaten bunun için kuruldu. Bileşenler de böyle beraber hareket ettiler. Tam tersi bir tablo da şurada karşımıza çıkıyor. İyi Parti logosuyla gelecek. Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum. Burada da Cumhuriyet Halk Partili seçmenin İyi Parti'ye oy vermesi lazım. Ama aynı zamanda Deva Partili, Gelecek Partili, Saadet ve Demokrat Partili seçmenin de İyi Parti'ye oy vermesi lazım. Yani İyi Parti'ye oy verince ittifaka oy vermiş olacaklar ama bunu işaret eder bir ibarede olmayacak. Yani Millet İttifakı yazacak. Sadece İyi Parti logosu olacak. Bu seçmenin kafasını karıştırır mı? Seçmen ya ben CHP'ye oy vermeyecektim, ben ittifaka oy verecektim, burada sadece CHP varmış deyip oy vermez mi? Bu anlamda sıkıntı yaşanır mı? Bilemiyoruz ama YSK'nın böyle bir kararı var. Dolayısıyla partilerin özellikle bu 16 ilde durumu çok iyi anlatması lazım seçmenlerine. Yani CHP'nin anlatması lazım değil. Mesela bu illerde diğer 5 partinin, altılı masanın bileşenlerinin tamamının yoğun bir şekilde bakın CHP'ye oy verdiğinizde bize de oy vermiş olacaksınız demesi ve ikna etmesi lazım seçmenine. Bir. Buralarda da yani sağ seçmenin daha, şimdi bu bölünme sebebi şu, İyi Parti ve CHP normalde ortak liste yapmadılar. 16 ilde oy pusulasına fermuar sistemi uyguladılar. Bu illerde yani biraz daha CHP'nin güçlü olduğu illerde CHP adayıyla gittiler. İyi Parti'nin daha güçlü olduğu, sağ seçmenin daha güçlü olduğu diyeyim illerde de İyi Parti ile gittiler. Orada da dediler ki CHP bize destek verecek. Burada da İyi Partiler veya sağ partiler CHP'ye destek verecek. Burada da İyi Parti seçmenin CHP'lileri ikna etmesi lazım. Yani bize oy verdiğinizde CHP'ye de, DEVA'ya da, Saadet'e de, Geleceğe de oy vermiş oluyorsunuz. Demokrat Parti'ye de oy vermiş oluyorsunuz demesi lazım. Böyle bir çalışma yürütecekler bu illerde artık. YSK'nın kararı böyle. Depremin 3. günü Kızılay'ın çadır sattığının ortaya çıkmasıyla başlayan bir tartışmamız var. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a iktidar kanadından da aradan geçen uzun bir zaman sonra tepkiler arttı. Dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop benim konuğumdu ana haberde. O da kurumun, kendisine sordum, istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz dedim. Kurumun itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı dedi. Aslında çok nezaketle istifa etmesi gerektiğini de söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kendisi çok yıprandı, süreci doğru yönetemediği aşikar ifadelerini kullandı. Daha önce Sayın Fuat Oktay genel kurula işaret etti. Yani bunlar iktidar kanadından geldi. Mustafa Destici Cumhur İttifakı içerisinde net bir şekilde istifa etmesi gerektiğini söyledi. Kızılay Başkanı Kerem Kırık, şimdi kim ne demiş bakacağız ama bırakmıyor efendim Kızılay'ı. Hala bırakmadı.
Buyurun, kimler neler söylemiş? Kızılay'ın satmak kelimesiyle bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Türk Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış. Satış için ahlaki, akılcı ve yasal ifadelerini kullanan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sonrasında ise satıştan haberi olmadığını söylemişti. Muhalefetten ve sosyal medyadan Kızılay'ın çadır satmasına tepkiler gelirken, Kınık'ın istifa etmesi yönünde çağrılar yapılmıştı. Kınık'ın bu tepkilere verdiği yanıtlara AK Parti'den önce Kınık'a üslup uyarısı geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Bu nasıl bir üslup? Sadece işinize odaklansanız artık" ifadelerini kullandı. Sonrasında ise birbiri ardına tepkiler verildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk yayınında tartışmalardan rahatsız olduğunu belirtti. Kınık'a üstü kapalı istifa çağrısı yaptı. İstifa meselesi kişinin kendisinin değerlendireceği bir husustur. Bir kurumun itibarı şahısların kendi kişisel düşüncelerinin, değerlendirmelerinin itibarının ötesinde bir şey. Kızılay'ı hepimizin göz bebeğimiz gibi korumamız lazım. Görev yapanlar da, yönetimdekiler de, başkan da dahil olmak üzere. İtibarına zarar veriyorsa orada durmamalı. Kim olursa olsun, evet doğru. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da süreçten rahatsız olduğunu belirtti. Eğer oradan ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Kamuoyunda şöyle bir algı var. İşte bu niye görevden alınmıyor? Spor kulübü nasıl dernekler statüsündeyse bu da bir dernek statüsünde. Bunun başkanıyla ilgili kararı kendi genel kurulları verir. Orada da genel kurullarının o inisiyatifi alması gerekir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kızılay'ın genel kurulunu işaret etti. Kendi genel kurulu var. Yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gereken yapılır ifadelerini kullandı. Efendim şimdi soruyorlar. Sayın Varank çok önemli bir noktaya işaret etti aslında. Biz sorduğumuz zaman istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz diye hükümet yetkililerine sosyal medyadan da bize yazıyorlar. Yani neden Cumhurbaşkanı görevden almıyor? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın orada Kızılay Genel Başkanı'nı görevden alma yetkisi yok. Yani hükümetin müdahale ettiği bir alan değil. Orası bir dernek statüsünde hukuki olarak genel kurulun toplanıp ya böyle bir karar vermesi lazım ya da başkanın istifa etmesi lazım. Burada şöyle bir şeyle de karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu sadece Kızılay için geçerli değil bu arada. Böyle bir meselemiz var. Daha bir gün enine boyuna belki konuşuruz. Kendi oluşturduğunuz genel kurullarla ki siyasi partilerle ilgili kanun değişikliğinde de siyasi etik meselesinde de yine Avrupa Birliği'nin normlarından birisi olan o hikayelerden birisi de partilerde bile bu var. Yani kendiniz işte delegelerinizi belirliyorsunuz. Seçtiğiniz delegeler de sizi seçiyor. O yüzden genel başkanlar hiç değişmiyor gibi bir şey de düşünebilirsiniz. Ama onu geçiyorum. Bu derneklerde de çok benzer bir tablo. Yani Kızılay'ın genel kurulu da mesela Kızılay Başkanı ile ilgili toplanıp bir karar almıyor ya da bir açıklama yapmıyor. Niye? Meseleye çok hakim değilim. Yanlış söylüyorsam beni düzeltsinler. Ama genel kurulu da siz oluşturursanız, oluşturuyorsunuz ya, onların hepsi de başkanın adamları olduğu zaman, öyleyse eğer, bilmiyorum, hakim değilim, o zaman başkan da orada istifa etmediği sürece duruyor. Tuhaf olan, hem muhalefetten hem iktidardan bunca tepkiye rağmen, yani halen devam ediyor olması. Yani en son konuştuk arkadaşlar, herhalde bir tek ailesi destekliyor mudur bilmiyorum. Ama burada artık bunların görülmesi gerekiyor. Buna kulağınızı tıkayamazsınız. Buna gözünüzü kapatamazsınız. Buna gözünüzü kapatıp sosyal medyada hiçbir şey olmamış gibi bir şey paylaşmamalısınız. Belli ki burada kuruma zarar verir bir hale gelmiş artık bu iş. Velev ki sizin bir kabahatiniz olmasa dahi, onu da söyleyeyim. Yani bence var da, olmasa dahi. Burada ben Hazreti Süleyman'ın bir kıssası vardır. Bilirsiniz belki. İki kadın bir çocuk üzerine benim oğlum, benim oğlum diye tartışıyorlar. Yani ikisi de kendi çocuğu olduğunu söylüyor. Hazreti Süleyman'a getiriyorlar. Hazreti Süleyman diyor ki, ikisi de anne, aynı çocuğun üzerinde hak iddia ediyorlar. Bu çocuğu ortadan ikiye bölün diyor. Yarısını ona, yarısını da ona verin diyor. Gerçek anne feryat figan diyor ki benim değil çocuk diyor. O kadının diyor. Vazgeçiyor evladından. Kesilmesin diye. Ve orada da hükmediyor Hazreti Süleyman. Diyor ki bu bunun gerçek annesidir. Çünkü
kestirmez yani. Niye anlattım bunu? Ya hiçbir kabahatiniz olmasa bile eğer Kızılay'ı seviyorsanız ve bu kurum sizin evladınızsa kurumunuzu böyle parçalatmazdınız. Bu kadar zarar verdirtmezdiniz en azından. Neyse. 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Afet öncesi ve sonrası alınması gereken tedbirlere yer verildi raporda. Binaların depreme dayanıklılık belgelerinin oluşturulması gerektiği belirtildi. Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurulması, yeni imar kanunu ve kentsel dönüşüm kanunu çıkarılması da önerildi. Habere bakalım önce. Binaların depreme dayanıklılık belgeleri oluşturulmalı, tehlike ve risk haritaları hazırlanmalı. Yeni imar kanunu çıkarılmalı. Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurulmalı. Bu öneriler 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Deprem Araştırma Komisyonu raporundan. Komisyonun taslak raporu üye milletvekillerine gönderildi. Raporda afet öncesi ve sonrası alınması gereken tedbirler sıralandı. Afet yönetiminde iletişimin sağlanabilmesi için Jandarma Entegre Muharebe Bilgi Sistemi'nin tüm kurumlar tarafından kullanılması önerildi. Afetlere yönelik yeni kanunlar çıkarılması, HELAN, DİRİFAY, tıbbi jeolojik riski, obruk riski, çığ tehlike haritalarının hazırlanması gerektiği vurgulandı. AFAD'ın risk yönetiminde daha güçlü bir yapıya sahip olması için Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurulması gerektiği belirtildi. Üst yapı ve altyapının afetlere hazırlık seviyesinin sürekli kontrol edilmesi önerisi yer aldı. Raporda 1985 yılında yürürlüğe giren imar kanununun ihtiyaçlara cevap veremez halde olduğuna dikkat çekildi. Yeni imar kanunuyla kentsel dönüşüm ve yenileme kanununun çıkarılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kentsel dönüşüm içinde ihtisas mahkemeleri kurulması, bu mahkemelerde mühendis, mimar, şehir plancısı gibi uzman teknik personelin istihdam edilmesi istendi. Yapı denetiminin daha sık uygulanmasının gerektiği vurgulandı. Bu konuda cezai yaptırımların da artırılması talep edildi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ilk 24 saatinde arama kurtarma ekipman ve araç gerecin yetersiz kaldığına dikkat çekildi. Afet bölgelerinde, muhtarlıklarda ve benzeri yerlerde alet edevat depolanması istendi. Depremin yıktığı Hatay'ın merkezinde hasarsız ev bulmak neredeyse imkansız. Depremzedeler, ilçeler ve kırsal kesimdeki müstakil evlere rağbet ediyor. Ama onların fiyatları da dörde katlanmış durumda. Kiralarda da %100'ü aşan bir artış var. Depremden daha önce 3000-4000 olan daire şu an 6000-7000 lira fiyat isteniyor kira. Antakya içerisinde ev var mı kiralık satılık? Çok az. O zamanlar da kiraları fahiş fiyatta, şehir dışında bir sürü fahiş fiyatta yine. Satılık var ama çok az. Onlar da fiyatlar da 3-4 katına çıktı. Yani. Deprem Hatay'ı büyük ölçüde yıktı. Merkezde neredeyse sağlam ev kalmadı. Bu da hasar almayan evlerin kiralarını ve satılık fiyatlarını artırdı. Şu an boş daireler 8 bin, 10 bin, 12 bin. Ne kadardı? 3 bin, 4 bin, 5 bin, en fazla 6 bindi. Ayakta kalan böyle fahiş fiyat. Fahiş fiyat, evet. Sağımda, solumda, önümde, arkamda kısacası dört bir yanımda Antakya'nın tam ortasında hem yıkımlar hem de anılar var geride kalmış olan. İşte bu dönemdeyken depremden sonra peki Antakya'da ya da çevresinde Hatay genelinde ev bulmak mümkün mü? Kiralamak isteyen çok, yani aşırı derece bir yoğun talep var. İsteyen çok ama daire yok. Çoğunlukla insanlar Reyhanlı, Samandağ, Yayladağ gibi yerlerden kiralamayı düşünüyor. Oralarda da fiyat ister istemez hani talep çok olduğundan dolayı biraz yükseldi. Apartmanlardaki dairelerin fiyatında düşüş var. Bölge halkı daha çok müstakil ev ya da arsalara yöneldi. 1,5 milyonluk daire 750 bin, 1 milyona düştü. Yani çünkü onlar da aynı şeyi düşünüyorlar. Biz artık apartmanda oturmak istemiyoruz. Bir parsel alıp müstakile dönmek için hep takaslık isteyenler oluyor. %20, %30 parsel fiyatları da arttı. 1 milyonsa 1 milyon 200, 1 milyon 300 oldu. Çok tuhaf değil mi? Deprem olduğunda en çok konuştuğumuz şeylerden birisiydi. O paha biçemediğimiz evlerin, dairelerin yerli yeksan olmasıyla birlikte beş para etmediği gerçeği. İnsan hemen hayata yeniden adapte oluyor. Bunun iyi tarafları da var ama böyle yani ibret almadan adapte olduğunuz bir hayatta da yeniden
o hiçbir şey ifade etmeyen evlerin paha biçilemez noktalara yeniden fiyatlarının çıkması, arazilerin keza o noktaya gitmesi vesaire. Efendim Beyoğlu Belediyesi bir program organize etti. Önemli ve kıymetli bir program. Hatay'da kardeşlik sofrası iftarı düzenliyor. Ama şöyle, bu iftara çokça farklı dinlerden ve mezheplerden, o dinlerin ve mezheplerin temsilcileri gazetecilerle birlikte alındı. Biz dün Sayın Şentop'la yayındaydık. Kendisi de katılacağını söylemişti hatta. Muhtemelen meclis başkanı da orada olacak. Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü, bugün o iftara katılıyor. Yanında konukları var. Sözü kendisine bırakacağız hemen. Çetin Ersen'deyiz. Mehmet Akif, evet sen de dediğin gibi meclis başkanımız Sayın Mustafa Şantöp de bugün katıldı bu iftara. Kardeşlik sofrası Beyoğlu Belediyesi organize etti ve buradayız şu anda. Tabii uzun bir aradan sonra ben bir daha Hatay'a geldim ama gerçekten içimizi sızlatan bir tablo var. Ben hemen konuklarıma dönmek istiyorum çünkü belki onların söyleyeceği şeyler çok daha önemli olacaktır. Efendim hoş geldiniz Hatay'a. Şimdi yemek yiyoruz. Şu an tabii yemek başladı normal şartlarda. Şöyle aslında biz başlayacaktık ama normal şartlarda biraz geç kaldık. İftar saatte başladı. Ben burada tabii meclis başkanımız Sayın Mustafa Şentop da var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Kardeşim sofrası için geldiniz buraya herhalde. Bunun için geldik. Geçen yıl Beyoğlu'nda yapmıştık. Evet. Sayın Başkan değerli Haydar Ali Yıldız'la beraber. Yine aynı şekilde bir katılım vardı. Bu sefer yani bütün bu dinlerin, İbrahimi dinlerin merkezi olan Antakya'da yapalım. Hem depremle ilgili de bir yakından görme imkanı olsun diye o münasebetle buradayız. Allah kabul etsin. Ve ortak bir güne denk geldi bu bütün oruçla ilgili. Evet. Geldik tabii şimdi hem şehri gezdik, hem semavi dinlerimizin kutsal mabetlerini de dolaştık. Ve buradaki İftarda bugün ev sahibisiniz. Bundan sonra Beyoğlu Belediyesi olarak Hatay'da başka programlarınız olacak mı? Neler yapacaksınız? Olacak. Üç semavi dinin 36 yılda bir denk gelen oruç tutmayıydı. Birlikte oruç açma programları düzenledik. Birlikte bayramlar. Büyük bir deprem yaşadık. Beyoğlu'nda her yıl yaptığımız programı bugün Antakya'da, Hatay'da yapıyoruz. Üç semavi dinin temsilcileri olarak buradayız. Evet, deprem evlerimizi yıktı, mabetlerimizi yıktı ama birliğimiz ayakta, kardeşliğimiz ayakta. Bütün dünyaya da bugün bu mesajı veriyoruz. Dini liderler burada, başkonsoloslar burada, Sayın Meclis Başkanımızın himayelerinde. Dünyaya verdiğimiz mesaj bu. Türkiye bir ve beraber ayakta, yaraları hep birlikte, inancı, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun. İşte bir iftar sofrasında buluşuyoruz ve yaralarımızı birlikte sarıyoruz ve dünyaya biriz, beraberiz mesajı veriyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Hemen ben burada ahın başına dönmek istiyorum. Pardon. Şurayı biraz açabilir miyiz? Demin canlı yayındayız ama. Şöyle ben mikrofonu satsam buraya. Tamam. Neler söylemek istersiniz? Bu güzel sofrada eklenecek bir şey var mı? Bundan daha güzel bir şey mi eklenecek? Yalnız Beyoğlu nere? Biz Antakya nere? Baksana kardeşim bu Beyoğlu. Biz nereliyiz? Antakya'dayız şimdi. Değil mi? Beyoğlu Antakya hepimiz aynı. Sofra altında kardeşlerimizle geçirdikleri çok zor günleri paylaşmak için geldik buraya ve Türkiye'nin halkının bütünüyle sevgiyle kucaklıyoruz. Bir de ben böyle düşünüyorum. Türkiye'nin üç büyük denizi var. Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz. Bu güzel manzarayı, ılık dalgaları getirsin bütün dünyaya ve inşallah daima birlik ve beraberlik olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, depremde gerçekten Hüseyin Yayman'ı hep hatırlıyoruz. Çünkü o görüntüler hep aklımızda.
Ben Hüseyin abi diyorum çünkü kendisine özel bir hukukum olduğu için kendisine mikrofonu uzatmak istiyorum. Hüseyin abi bugün buradayız. Seninle beraber de Semavi Din temsilcilerimizle beraber gezdik dolaştık. Bugün tabii bizim için de bir daha böyle geriye döndük baktık ama tabii bugün önemli bir gün burada herkes. Herkes Hatay için dua etti. Siz de bugün sağ olun bize rehberlik yaptınız, anlattınız zamanı. Biraz size de mikrofon uzatmak isterim. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Bugünkü manzara şunu ortaya koydu Çetiner. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Gerçekten buradaki semavi dinlerin temsilcilerinin burada olması, bizim acımızı paylaşması çok çok değerli. Bizim depremde bugün 74. günümüz. Sen de ilk günden beri geldin, pek çok dostumuz geldi. Bugün Beyoğlu Belediyesi çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ve gerçekten hepimizin ortak acısının vatanımız olduğu, milletimiz olduğu. Bugün aslında, bugün Antakya var sadece. Bugün sadece Hatay var. Ve bugün hepimiz Hataylıyız. Bugün gerçekten yani şunu bir kez daha gördük ki acılar paylaşıldıkça azalır. Tabii tarifsiz acılarımız var. Yani ölenlerimizi asla geri getiremeyiz. İşte sen de bugün şehri gezdin. Burası terk edilmiş bir şehir gibi. Allah milletimize bu acıyı unutturacak başka bir acı vermesin. Burada olup acımızı paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Son bir çağrımız, Hatay'ı unutmayın. İnşallah hiçbirimiz unutmayacağız Hüseyin abi. Ben hemen tabii Türkiye Süryanileri temsilcisine Yusuf Bey'e dönmek istiyorum. Yusuf Bey müsaitseniz. 2 dakika size de mikrofonu uzatmak istiyorum. Hakan seni böyle alalım. Efendim. Bugün buradayız. Yusuf Bey siz de geldiniz. Evet. Ben diyorum Beyoğlu nereye? Antakya nereye? Şimdi tabii bu deprem olayında, bu büyük felakette biz bu topraklarda yaşayan dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun hepimiz kendimizi bir aile biliyoruz ve kendimize büyük Türkiye diyoruz. O yüzden acılı günlerde, sevinçli günlerde hep beraberiz. Allah dua edecektir sonra. Biz bugün Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız sağ olsunlar bizi davet ettiler. Bugün geldik. Başta Antakya olmak üzere bu yörede bu depremden etkilenen tüm insanların yanında olduğumuzu, burada bir bütün olduğumuzu manevi yönden destek vermeye geldik. Vefat eden vatandaşlarımızın ruhuna Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acı şifalar ve vefat edenlerin tüm yakın ve akrabaların aile bireylerine başsağlığı, sabır ve teselli diliyorum. Dua ediyoruz, temenni ediyoruz ki bir an evvel bizim bu yere toparlanır inşallah, eski şeklini alır. Ve bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Maddi manevi yönde el ele verirsek inşallah yakın zamanda bu yöre eski şeklini alacak. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Rab Allah ülkemizi, tüm dünyamızı bu gibi doğal afetlerden korusun. Ben teşekkür ederim. Evet. Akif, bu iftar sofrasında tüm semavi dinler temsil ediliyor. Herkes burada. Biz de iftarımızı açacağız şimdi. İnşallah Hatay unutulmaz diyorum. Çünkü Hataylıların en büyük temennisi ve gittiğimiz her yerde bize söylenen şey, lütfen bizi unutmayın. Çetiner Çetin, çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyelim. Evet, bir miktar zamansız gittik, tam iftar vakti. Yayına Çetiner de büyük bir gayretle oradaki atmosferi bizle paylaşmaya çalıştı. Çünkü önemli, kıymetli bir organizasyon. Farklı dinlerden temsilcilerin Hatay'da bulunmaları, destekleri ve verdikleri birbirinden kıymetli mesajlar. Efendim, geçen hafta ana haberde ekranlarınıza getirmiştik. Üsküdar sahilinde bir yıkım tartışması vardı. Polisler
nöbet tutuyordu. Tarafların açıklamalarını paylaştık. Hem kaymakamlığın hem Büyükşehir Belediyesi'nin. Bugün o noktada yıkım işlemi yapıldı. Gergin anlar da yaşandı. Bakalım hemen. İşçilerin yanına gitti. Silahını göstererek yıkımı engelledi. İstanbul Üsküdar'da büfe ve restoranların yıkımında gerginlik yaşandı. Ben yıkacağım, sen müdahil olma. Ruhsatsız olduğu belirlenen kafe ve restoranların yıkımı için Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri sabah saatlerinde Salacak sahilindeydi. Ekipler demir bariyerleri yerleştirildikten sonra hazırlıkları tamamlayıp yıkıma geçti. Tam çalışma başlayacakken ekipler yıkımı yapılacak büfenin işletmecisinin engeliyle karşılaştı. Yıkamazsınız. Hemşerim aşağı iner mi? Ekipler ve esnaf arasında tartışma çıktı. Bir kişi çatıdaki yıkım ekibinin yanına giderek silahını çıkardı. Zabıta ekipleri bunun üzerine yıkım sahasından ayrıldı. Bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri de sevk edildi. Silahla çalışanları tehdit eden büfe sahibinin yakını TS gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Gerginliğin sona ermesinin ardından ekipler büfeyi iş makineleriyle yıktı. Ya haberi yok mu? İçeride millet varken yıkım olur ya. Evet, haberimizde de söyledik, o noktadaki yıkım işlemi bitti diye. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oradaydı. Önce ne dedi sosyal medya hesabına? Şöyle bakalım. Dedi ki millet kazandı. Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar'a hayırlı olsun şeklinde bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Bir video da paylaştı. Onu da hemen getirelim ekrana. İlişkin bu görüntüleri de o notun altında Ekrem İmamoğlu paylaştı. Zaten buna dair çokça şey söylemiştik. O yüzden tekrar etmemize gerek yok efendim. Sudan'da orduyla hızlı destek güçleri arasında çatışmalar ateşkese rağmen devam etti. Başkent Hartum'un farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 270'i geçmiş durumda. Geçici ateşkes ilan edildi. Ancak çatışmalar devam etti. Sudan'da orduyla hızlı destek güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'un farklı bölgelerinden dumanlar yükseldi. Sudan'da insani yardımların ulaştırılması, sivil ve yaralıların tahliyesi için ülke genelinde 24 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkesin ilk saatlerinden itibaren farklı bölgelerden silah sesleri duyuldu. Başkent Hartum'un iki bölgesinde yükselen dumanlarsa uydudan böyle görüntülendi. 15 Nisan'da başlayan çatışmalar sırasında bir Türk vatandaşın evine roket isabet etmiş, Kubilay Dadük yaralanırken kızı hayatını kaybetmişti. Sudan'da çoğunluğu başkent Hartum'da olan 2000'den fazla Türk yaşıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uygun koşullar oluştuğu takdirde arzu eden vatandaşlarımızın Sudan'dan ayrılmaları için gerekli yönlendirme yapılacaktır denilmiş. Ancak şimdilik kapalı yerlerde kalmaları tavsiye edilmişti. Sudan'da Ekim 2021'de General Abdülfettah El-Burhan'ın yönetimindeki ordu darbesinden bu yana siyasi kargaşa yaşanıyor. Hızlı destek güçlerini paralel ordu gibi hareket etmekle suçlayan Sudan ordusu, paramiliter grubun kendisine tabi olmasını istiyor. Hızlı destek güçleri ise bunun ancak sivil yönetime geçilmesinin ardından mümkün olabileceğini belirtiyor. Evet, uzun süren bir Ömer El-Beşir dönemi, Ömer El-Beşir'in darbeyle gelen Ömer El-Beşir'in tekrar darbeyle görevden uzaklaştırılması, kendisine darbe yapanların bir dönem birlikte çalıştığı ekipler olması, klasik bir Orta Doğu ya da Afrika hikayesi diyebiliriz. Herkesin sürece doğrudan ya da dolaylı müdahalesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başta olmak üzere ki İsrail'in Ömer El-Beşir döneminde Sudan'da çok da bir nüfuzu yoktu ama şu sıralar bir hayli etkili. Bu olaylarda da çok süratli şekilde pozisyon aldılar, bir takım açıklamalar yaptılar. Neye evrilir bilemeyiz ama kime faydası olmadığını ya da kime ne zarar verdiğini yaklaşık olarak biliyoruz. 6 Şubat depreminin ardından Hatay'dan Sudan'a giden bir ailemiz var. O ailede Sudan'da mahsur kaldı. Habertürk muhabiri Elif Yavuz, Sudan'da yaşayan
depremzedelere ulaştı. Röportaj sırasında havan toplarının sesi duyuldu. İşte o anlar gelecek şimdi ekranlarınıza. Bakın duyun. Duyuyor musunuz şu anda? Aha. Daha depremin korkusunu atlatamadı. Oradan kaçalım derken buraya geldik. Burada da savaş başladı. Hatay'da depremden kaçtılar. Sudan'da iç savaşın ortasında kaldılar. Sesler duyuyoruz. Hala uçak, helikopter falan geçiyor. Ateş ediyorlar. Bomba dağıtıyorlar. Yani ne zaman duracak bilmiyoruz. 15 Nisan'da Sudan ordusuyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışma başladı. Çatışmaların şiddeti gün geçtikçe daha da artıyor. Bu yüzden bölgede yaşayan Türk vatandaşları da korku içinde. Sesleri duyunca ne yapıyorlar? Korkuyorlar, hepsi yanımıza geliyor, yanımızdan ayrılmıyorlar, çığlık atıyorlar. Yani onları nasıl sakinleştireceğiz biz de bilmiyoruz. 20 yaşındaki Dilen Bilgin Hatay'da yaşıyordu. 6 Şubat'taki depreme ailesiyle yakalandı. İki kardeşi ve annesiyle balkondan atlayarak kurtuldular. Balkondan atladık arabanın üstüne doğru. Öyle ancak evden çıkabildik. Dilan'ın babası Sudan'da çalışıyordu. Aile kalacak yer bulamayınca güvenli olacağını düşünüp Sudan'a gitti. İç savaş hayatlarını kabusa çevirdi. Başımıza da böyle bir şey geleceğini tahmin etmezdik. İş adamı İbrahim Açıkgöz'de depremden sonra Sudan'a sığındı. Ama depremin korkusunu atlatamadan kendilerini bir anda iç savaşın ortasında buldular. Üstümüzden geçiyor mermiler. Yani mermiler üstümüzden geçiyor. Top seslerini duymuş olmanız lazım. Dinliyorsunuz, şu anda top atışlarının sesleri var. Bilmem size ulaşıyor mu bu ses. Biz bunun arasında yaşıyoruz. Bu kadar büyüyeceğini biz düşünmemiştik. Ama gittikçe bu büyümeye başladı. Ve hani dışarıda ölen insanlar da var. Çatışmaların yaşandığı bölgede yaşayan Türk vatandaşları korku içinde. Tek istekleri bir an önce Türkiye'ye dönmek. Ben ve benim gibi nice Türk vatandaşı insanlar, yaklaşık 2000 kişi Türk aileleriyle beraber mevcuttur bu ülkede. Hepsi mahsur, zor durumda ve çaresizdir. Evet, biz tahliye istiyoruz çünkü yani bize ne olacağını bilmiyoruz. Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evine roket isabet etmesi, 2 yaşındaki kızı Eli'nin ölümü korkuyu daha da artırdı. Babası da ağır yaralı, hastanede, ne olduğu meçhul. Haber alamıyoruz, yanına gidemiyoruz. Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına evlerde kalın uyarısı yapıyor. Türkiye'ye gitmek istiyoruz, maalesef gidecek bir çare çözümümüz henüz yok. Sadece buradan çıkmak istiyoruz artık. Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Evet efendim, umuyoruz mesele daha fazla büyümeden neticelensin. Şimdi sanatçı Orhan Gencebay 12 yıl aradan sonra bir albüm çıkardı. 5 yeni bestesi var albüm içinde. Ön plana çıkan şarkısı Canım Türkiye'm. Gencebay bu şarkısını Cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti. Kısa bir reklam arası. Evet efendim, haber merkezimizin hazırladığı haberleri paylaştık sizlerle. Editörüm Hazal Boztepe, prodüktörüm Fem Çağla Bilek, yönetmenim Kadir Özlem'di. Göstermek isteneni değil, yaşananları aktarmaya gayret ettik. Noktalayacağız. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.